Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün bayağı bir mutluyum neden diye soracak olursanız sanırım YouTube elden gidiyor. Buna sevinmem size garip gelebilir şöyle bir tepki verebilirsiniz. Ulan aptal sen de YouTube'dasın sen de bu işten para kazanıyorsun. Evet çok kazanıyorsun. Senin de işin bu gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Fakat unuttuğunuz şöyle bir durum var dostlar. Benim daha önceden de söylediğim gibi hani bu iş benim tek işim vesaire değil ve hiçbir zaman olmayacak. Ben günümün birçok saatini bu videolara harcamış olmam bundan bir kariyer yapmak istediğim anlamına gelmiyor. Hayatımı buraya hiçbir zaman bağlamadım ve bağlamanın saçma olduğunu zaten defalarca söyledim. Çünkü bu kadar değişkenlik gösteren bir platforma ben bağlamak gerçekten mantıklı değil. Sağlıklı bir davranış değil. Ben bunları çocuklar veya gençler yanlış kararlar alıp böyle hayatlarının içine sıçmasın diye söylüyordum ki hala da söylüyorum zaten. Neden? E çünkü çocuk okulu bırakıyor anasını satayım. Derslerine falan çalışmıyor. Ünlü olacağım, youtuber falan olacağım diye. Olamayınca veya kötü bir depresif durum yaşayınca hayatlarını karartıyorlar. Ne gerek var? Bugüne kadar bunu sürekli olarak söylememdeki en büyük amacım bu olduğuna gerçekten en sevdiğim insanlar üzerine and içebilirim. Fakat insanlar inatla sanki kötü bir şey söylüyormuşum gibi algıladılar sürekli. Tabii ki küçük bir kesim yani. Yoksa cidden hani kalben söylüyorum geriye kalan müthiş insanlar. Her neyse dostlarım bu YouTube'un elden gitmesi konusunu birazcık açmak istiyorum. Takip edip etmediğiniz konusunda bir fikrim olmamasına karşın şu anda dünya YouTube gündemini takip ediyorsanız yer zaten iyi şeyler olmadığını biliyorsunuzdur. Bu şu anda bizim ülkemize yansımamış olabilir fakat yakın bir zamanda etkileyecektir. Zaten genelde bizim gibi ülkelere bu tarz şeyler çok sonradan geliyor. Eskiden mesela birçok ülke para kazanabiliyorken yani siz YouTube hesabı açarken var olan ülkeyi Türkiye seçerseniz para kazanamıyordunuz. Veya canlı yayın özelliği birçok ülkeye çok yıllar önce gelmiş olmasına rağmen bizim ülkemizde yanlış hatırlamıyorsam henüz bu sene gelmiş olması lazım. Bu kadar geç yansıması böyle şeylerin vesaire bir yandan iyi bir yandan da kötü. Kötü olan tarafını zaten söyledim demin. İyi tarafıysa dostlarım sadece olumlu şeyler değil olumsuz şeyler de çok geç yansıyor. Mesela bir dönem kanalı ilk açtığın gün direkt olarak para kazanmasını vesaire aktive edip para kazanabiliyordun. Daha sonra PewDiePie mevzuları vesaire derken işte artık bilmem ne kadar izlenme olması gerek falan dediler. E bu bilmem ne kadar izlenme olayı bize bayağı bir geç geldi. Yani demek istediğim bu tarz güncellemeler bize bir süre sonra geliyor. Bununla birlikte geçen haftalarda yine çok konuşulan bir yenilik daha geleceği söylendi. Çok fazla Türkçe'ye çeviren veya önemseyen kanalı olmadığı için konuyla alakalı çok fazla bir şey duymamış olabilirsiniz. Sonra kanalları kapanınca bu tarzda insanlar alıyorlar anasını satayım. Sarı dolan yiyen videoları kaldırın diye defalarca uyarmalarına rağmen YouTube kaldırmayan kanallar kapanınca YouTube kanalımızı bilerek kapatıyor falan dediler. Kapatır abicim kapatır yani sen güncellemelere falan bakmazsan veya ne bileyim işte birazcık gündemi takip etmezsen tabii ki kapanır. Burası onların çöplüğü yani yapacak bir şey yok bunu defalarca söyledim. YouTube'un dediği oluyor. i̇yi mi yapıyorlar? Tabii ki yapmıyorlar fakat yapıyorlar ve yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta paramızı verenler onlar olduğu için her ne derlerse ne derlerse yapacağız. İçeriğini değiştir derlerse değiştireceksin. Değiştirme demezlerse değiştirmeyeceksin. İlle de böyle çok böyle anarşi olacağım, karşıt olacağım falan filan diyorsan da yani YouTube'da video çekmeyeceksin. Bu kadar basit. Zaten gitgide televizyona dönüyor yani merak etmeyin. Çok az bir süresi kaldı. İlle de böyle çok net bir şekilde bir rakam istiyorsanız ben size söyleyeyim. iki sene sonra YouTube'dan vesaire para kazanılmayacak. Bak çok net bir rakam veriyorum. Her neyse işte sağ olsun Web Tekno bu haberi Türkiye'ye çevirmiş ve bizlere sunmuş. Gerçekten çok ciddi bir haber ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok kanal ciddi olacak gibi duruyor. Özellikle tepki kanallarını nasıl barın çok merak ediyorum bu haberden sonra. Eğer YouTube yine pozitif ayrımcılığını kullanıp sırf bazı kanallar büyük kopya içerikleri kaldırmazsa YouTube'un sonu olacağını düşünüyorum. Zaten son bir buçuk senedir YouTube iyice kendi kendine bitirdi. Bunu çok büyük kanallar bile söylüyor yurt dışındaki vesaire PewDiePie'de dahil. Habere şöyle bir bakalım dostlarım neler diyor. YouTube içerik kopyalayan YouTuber'lara ödeme yapmayacak. YouTube yeni politikasıyla bünyesindeki içerik yaratıcılarını yine mağdur edeceğe benziyor. Bunu ne anlamda yazmış Web Tekno'dan Talha kardeşimiz bilmiyorum fakat YouTube'un birçok yanlış politikası olsa da bence gerçekten çok fazla haklı kararları da var. Mesela bunun gibi hani ben şahsen bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. YouTube'un içerik yaratıcıları ile ilişkisi her zaman belirsiz olmuştur. Platform bütün güce sahip ve yaptığı değişiklikler konusunda her zaman açık olmuyor. Örneğin bu Ocak ayında içerik yaratıcılarının videolarından para kazanabilmesi için en az 4000 saat izlenmeyi ve 1000 aboneye sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Şimdi getirdiği yenilikle içerik kopyalanması durumunda oluşacak sorunlar 4000 saat izlenmeden daha daha ciddi duruyor. Ya bu 4000 saat mevzusu ne gerçekten bilmiyorum ya. Bu 4000 saat izlenmeyi insanlar neden bu kadar kötü bir şey olarak görüyorlar? Hani anlamıyorum. Bayağı güzel bir karar değil mi? Çoluk çocuk kanal açar açmaz para kazanmak için neler neler yapıyor veya ne bileyim spam kanalları bu açık yüzünden bir sürü reklam bütçesinin içine sıçıyor. Bu karar sayesinde artık kanallar ciddi bir inceleme içinde olup böyle onaylanırsa para kazanacaklar. Yani bunda ne var? Ben şahsen içeriğine ve kalitesine güvenen bir insanın 4000 saat muhabbetine çok da takılacağını düşünmüyorum. Zaten para kazanmak için yani 1000 abone gelmeniz lazım. Yani 4000 saat bir şey değil ki. Kaliteli içerik üretiyorsanız zaten 1000 abone veya 4000 saat çok çok az. Kontrolden geçmesi dediğim gibi zaten güzel bir şey. Yani bu sizin reklam bütçenizi de artırır. Hepinizin spam kanalları falan mı vardı? YouTube bu haberi çıkardıktan sonra bu kanallardan para kazanamamaya falan mı başladınız? Kontrolden geçmesi kadar güzel bir şey yok ya para kazanılırken. Bir sürü spam kanalı var ve bu spam kanalları yüzünden inanılmaz şekilde zarar ediyor. Yani reklam bütçeleri sarsılıyor. Bence gayet de güzel bir şey. Bu 4000 saat ve 1000 abone mevzusu. Yani dediğim gibi zaten 1000 aboneye gelmeden para kazanamazsın. Ne kadar para kazanacaksın? 500 milyon dolar mı kazanacaksın? Devam edelim. YouTube'un yardım formunda YouTube iş ortağı programında bulunan yaratıcıların içerik kopyalama sebebiyle bu programdan çıkar çıkarıldığını açıkladı. Yani kısaca birçok defa paylaşılan ya da üzerinde emek bulunmayan bir içeriğe sahip olan yaratıcılar bu programdan men edilmekteler. Aynı zamanda YouTube konuyla ilgili YouTube gizlilik politikasının amacı siteye giren içeriklerin siteye bir diğer katan orijinal ve ilgili içerikleri olduğundan emin olmaktır açıklamasını yaptı. Bence harika bir karar bakın gerçekten harika. Kim ne derse desin. Millet sırf abonesi var diye osursam izlenecek videoları alıp alıp kopyalıyorlar. Bunun ne yemeği var gerçekten ne yemeği var soruyorum ya. Cidden merak ederek soruyorum ne yemeği var. Birçok kanal zaten böyle değil mi böyle boktan boktan videolar yapmıyorlar mı? Abone sayısı yüksek diye o da biliyor ne atarsa izleneceğini. Daha sonra garip garip böyle tepki videoları olsun, hiç uğraşılmamış videolar olsun yapmıyorlar mı? Ben bu tepki videolarını izleyenleri zaten anlamıyorum. O bambaşka bir şey. Bak gülmeme çalınca bir şekilde anlarım. Hani o böyle bir içerik gibi bir şey her neyse. Fakat bir insanın böyle yerinde oturup merhaba arkadaşlar bugün bunu izleyeceğiz deyip o videoları izlemesi ve bundan para kazanması etik veya normal değil. Gerçekten değil. Sen bir emek vermiyorsun veya olan bir şeyin üstüne bir şey koymamışsın. Bir de emek var demiyorlar mı zaten? Çıldırıyorum anasını satayım. Ne emeği ya? Gerçekten ne Nene koysam yine izleyip zaten mimik oynatır yani bir tepki verecek zaten bir şey izliyorsa. Bence bu karar kesinlikle güzel bir karar. Bütün emek olmayan videoların hepsini kaldırsınlar. Devam edelim. Birkaç kaynaktan içerik derleyerek ya da hali hazırda bulunan bir içeriğe bir şey ekleyerek tekrardan paylaşabilirsiniz. Ancak orijinal bir yorum, eğitici bir değer ya da üst düzey bir edit gibi eklemeler yapmanız gerekir. Yalnızca bu şekilde ortaklık programında varlığınızı sürdürebilirsiniz. yani YouTube aynı zamanda bu eylemin YouTube gizlilik politikasını ihlal etmese de YouTube iş ortaklığı programının politikasını ihlal ettiğini beyan etti. Gayet makul sebepler kötü hiçbir şey yok yani boşa ağlamasın youtuberlar. Ne için yaptıklarını veya ne amaçla yaptıklarıyla çok fazla ilgilenmiyorum fakat yaptıkları şeyin sonucu bence gayet güzel. Tek demek istediğim bu kararın çok uzun bir süre önce zaten verilmesi gerektiği. İnsanlar çok uzun bir süredir aptal aptal içerikler üreterek para kazanıyorlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum fakat bu reklam bütçesini çok ciddi şekilde sarsıyor demin söylediğim gibi. İnsanlar sırf bu videolar yüzünden YouTube'a reklam vermiyorlar veya reklam alamadığı için YouTube gerçekten hak eden kanallara gereken parayı vermiyor. Reklamların inanılmaz şekilde böyle düşük olmasının sebebi gibi. bu zaten platform kalitesiz olduğundan dolayı insanlar ona göre reklam bütçesi veriyorlar. Zaten herkes alıyor işte veya ne bileyim buna anca bu kadar yeter. Kitlesi ortada, izlenen videolar ortada, reklam çıkan videolar ortada gibi böyle kalitesiz olduğundan dolayı böyle verilen reklam bütçesi de çok düşük. Fakat burası kaliteli bir yer olsa, içerikler orijinal olsa, insanlar emek verse böyle anneme ölüm şakası veya aptal aptal haftanın 7 günü tepki videosu çeken insanlar olmamış olsa, o zaman gördüğünüz reklamların ne kadar yüksek para kazandırdığını vesaire. Buranın kalitesiz olmasının sebebi biziz dostlar. Bizim içeriklerimiz ve izleyenler. Bunu düzeltmenin bence uzun zaman önce vakti geldi de geçiyor bile. Bu karar çok geç bile verildi. Tek korktuğum nokta umarım pozitif ayrımcılık yapıp böyle büyük kanalların hala salak salak işler yapmasına göz yummazlar. Küçük kanalların böyle olmasının en büyük sebebi zaten bu büyük kanallar değil mi? Bakıyor mesela abilerine veya ablalarına adam veya kadın işte tepki videosu çekmiş. Orijinal hiçbir şey yok anasını satayım. Videoyu açıp böyle izliyor. 5 milyon izlenmeyle böyle para falan kazanıyor. E bunu gören çocuk da tabii ki bunu yapacak. Ne yapsın yani? Kaliteli veya orijinal bir şey yapamaz. Neden gidip kaliteli işler vesaire yapsın ki zaten kaliteli işler izlenmiyorsa, kalitesiz yapınca hem çok az yoruluyor veya ter dökmeyince daha çok para kazanıyor tabii ki bunu yapacak. Devam edelim. Birçok yaratıcı bu durumdan şikayetçi durumda ve akıbetlerin ne olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak YouTube'un bu opak politikasının sonucunda büyük bir tehlike içinde oldukları aşikar. Aslında bu cümle çok güzel bir şekilde her şeyi özetliyor. Tehlike içinde oldukları aşikar. Ne yapıyor yani YouTube size satayım anlamadım ki. Yine söylüyorum tabii ki haksız saçma sapan şeyler yapıyor da hani genel anlamda ne yapıyor? Zorla mı video çektiriyor? Yıllarca boş beleş bir sürü insana binlerce lira kazandırmadı mı? Yurt dışından alınan içerikleri birebir almadınız mı? Ben de bunu bir dönem yaptım bilgi kanalıyken ve o zaman bile söylüyordum. Bu doğru bir şey değil. Keşke Türkçe daha fazla kaynak olsa, keşke daha fazla araştırarak video yapsak, keşke daha fazla emek versek. Ama genel açıdan bakarsan herkesin yapması doğru olduğunu göstermiyor. Adamın veya kadının hiçbir emeği yok ya. Böyle alıyor bir tane mikrofon böyle Google'a böyle dünyanın en gizemli 10 yeri yazıyor. Giriyor bir sayfaya adam o kadar uğraşmış, o kadar emek vermiş, böyle araştırmış, yazıya dökmüş. Belki o da başkasından almıştır. O da ayrı bir konu da bilemeyiz onu. Biz sanki böyle emek vermiş olarak görelim şu anda. Her neyse böyle alıyor, okuyor ve onu ve bundan para kazanıyor ya. Ya bu kadar basit mi gerçekten bu iş? Barış Özcan neden bunu yapmıyor? Hani bu adam neden söyleyeceği her sözü kendisi yazıp bir de bunu makale halinde kendi sitesinde paylaşıyor. Barış Özcan bilmiyor mu internetten bir konu hakkında böyle bin kişinin aynı söylediği şeyleri böyle girip okumayı vesaire yapmayı. Kopyala yapıştır yapmayı. Veya yani Base 42 neden sürekli olarak her soğuk savaşta yeni espriler falan düşünüyor. Bu insanlar bilmiyorlar mı Google'a böyle soğuk espri yazıp milyon kere duyduğumuz esprileri tekrar tekrar bize söylemeyi. Dostlar bu iş tamamıyla kalite ve vizyonla alakalı. Youtube'da görüldüğü üzere bu işi ciddiye almış olacak ki ne kadar özgün olmayan kanal varsa bir şeyler yapacağı benziyor. Ha ben de arada kaynayabilirim bu arada. Ben de çok özgün olduğumu vesaire söyleyemem. Ben de çok bir şey yapmıyorum. Hani oyun videosu arkasında böyle elimden geldiğince görsel kullanıp bir şeyler konuşuyorum. En azından düşünceler benim yani. Söylemem gerekenler falan benim. Bu seviyeye gelmek için bir şeyler yaptım. Ha buna rağmen çok kalitesiz işler yapıyor da olabilirim bazılarına göre ki bu gayet normal. Ama eğer cidden tek sıkıntı ben veya benim gibi eleştiri kanalları ise biz zaten kazanmasak da olur. Zaten çok bir şey de kazanmıyoruz. O apayrı bir konu. Yeter ki kaliteli içerik üretenler para kazansın. Tepki videosu çekenler, diye veya ne bileyim direkt olarak birebir olarak yabancı içeriği Türkçe'ye çevirenler değil. Yolda en son ne zaman seviştin diye aptal aptal soru soranlar kazanmasın. Bunları düşünüp söylemekle bazı şeyleri kabullenmek arasında dağlar kadar fark var. Bizim de YouTube Türkiye'miz yani genel olarak YouTube çok kalitesiz bir yer. Kaliteli olması için para kazanmayacaksam eğer veya ben ya para kazanılmayacaksa bırak kazanılmasın ya. Kimse YouTuber olmayacak diye ölmez veya hayatı bitmez. Ki sen önce kimse YouTuber veya YouTube nedir onu bile bilmiyordu anasını satayım. Ne zaman ki insanlar kazandıkları parayı böyle ortaya döküp lüks yaşadılar Herkes YouTuber olmak istedi. Ve bence bu durum çocuklar için çok ciddi bir sorun. YouTube'un bu konuda veya ne bileyim istemeden de olsa dolaylı yoldan buna sebep olacak her adımında ben sonuna kadar arkasındayım. Para kazanmayacaksak da bırak kazanmayalım. Çok da önemli değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kaliteli bir ortam için kaliteli kanalları büyütün. Gerçekten emek veren kanallara destek verin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.